Fatih Bey selam var. Selam Nasılsınız Fatih Bey? Valla bugün biraz yorgunum. Dört ee, belediye başkan adayıyla bir günde program üst üste sabah 10'da başlayıp akşam saat 11'e kadar e, peş peşe program yapınca bugün biraz yorgunum kusura bakma. Estağfurullah. Ben e, de gözlerinden anlayabiliriz yorgunum biraz yani. <laughs> Yorgunluğu paylaşıyoruz. Sen bir de üstüne Celal Hoca ile program çektin üç tane. Evet. Dinozor Dede için. Dinozor Dede'yi çektiniz. Altı saatlik falan bir çekim yaptık evet. Fatih Bey. O da ama, güzel oldu. Ama e, Ebrar çok şekeri. Ebrar'la zaten harika oluyor. Evet. Yakında şeyde de ne derler yorumluyorlardı da bu programlarda da yerimi alabilir Fatih Bey. Benden daha zeki bir anı. Öyle geldi. mi? Evet. Senden daha zekiyse benden haydi haydi, <laughs> haydi daha zekidir. <laughs> ee, işi, i̇şi kaptırdık Ebrar'a. <laughs> kaptırdık hakikaten. Bu arada Ebrar kim bilmeleri söyleyeyim. E, Celal Şengör'ün kanalında e, Celal Şengör çocuklar için bir program yapıyor Dinozor Dede diye. E, bayağı da bir izleyicisi var. Ebrar orada Celal'i e soru soran ve Celal'le bilim tartışan e, bir ufaklık. Kaç? 6 yaşında, 7 yaşında. 10 yaşında. 10 yaşında, 10 yaşında ama cin gibi maşallah. Çok tatlı. E, bugün cerelli güzel, güzeldiler yine. Çok güldük. Ben aralarda çıkıp onları seyrettim çünkü. Fatih Bey ben de zaten bir aşağıya işte sizin çekimleri, bir yukarıya Celal Hoca'nın çekimleri derken yukarıda güldüm, aşağıda ciddileştik siyasi konular yüzünden. Bayağı böyle bir şey ruh hali karmaşası yaşadım yani. Celal böyle o. Evrar onun anlattıklarını beğendikçe ve ilgilendikçe Celal... Fakat şöyle bir sakatlık var işin içerisinde onu söyleyeyim sana. Celal, Evrar'ın soruları üzerine sanki birdenbire Ebrar bilim adamıymış gibi anlatmaya başlıyor yer yer birdenbire. Ee, o zaman konu çok yukarı, yukarı çıkıyor yani. Çocuklar için olmaktan bize uzaklaşıyor baya <laughs> yani. Biz zaten aralarda sürekli Celal ile şey konuşuyoruz. Ya hocam hani... <gülüyor> biraz, <gülüyor> biraz biraz, biraz yani aç. Ebrar'la senin seviyen bizi tutmuyor diye yani. biraz daha basit diye. Fatih Bey ben sorulara geçmeden önce uf, çok ufak bir şey söyleyerek giriş yapayım bugüne istiyorum. Hayırdır? Ya hakikaten futboldan hiç bahsetmemek, hiç konuşmamak, e diyorum hiç, sana, hiç dirsekte diyorum yani. sana. Sen gündem diye soruyorsun, ben de normalde pek cevap vermiyorum. Dün artık dayanamadım. Peki dedim, cevap verdim. Bak Emre, bu futbol konusunda herkesin aklı başından gidiyor. Bak şunu da söyleyeyim, belki benimki de bir miktar gidiyordur. Yani ondan, ondan da çok emin değilim yani. Hani ben yüzde yüz %100 doğru söylüyorum demiyorum ama makulün unutulduğu bir yer, belli bir grup açısından tabii ki makul. Yani bir kere şunu unutmamız lazım. Bir Futbol taraftarlığının insanların nasıl gözünü kör ettiğini, nasıl ak akılcı bakmaktan uzaklaştırdığını, herkes açısından geçerli bu. Sonrasında da nasıl lafı aslında olmadığı gibi anlama anlamaya yönlendirdiğini. Şimdi dün ben de diyorum diyorum ki, sevinmek Fenerbahçe'nin hakkı. Sorun sevinci biraz uzatmalarında diyorum. 10 dakika değil ki 2 dakika. Ya işte görecilik diye bir şey var. Ortam gerginse 2 dakika uzun bir süredir. Git taraftarını selamla, alkışla, çek git diyorum yine. Serdar Ölçekler bana mesaj atmış. Diyor ki abi diyor yani senin bu söylediğinin kadının kıyafeti e, açık diye tecavüze uğramasını normal karşılamaktan ne farkı var demiş. Ya Serdar bir anlam bir, bir ölçüde haklısın ama çok da haklı değilsin. O zaman şöyle şöyle düşün yani ins makul diye bir şey var hayatta. Makul şu ben Galatasaraylıyım. Bir Galatasaraylı olarak mesela artık değilim ya diyelim ki Galatasaraylıyım ve herhangi bir takım bir takım taraftar olarak normal şartlar üstüme o takımın formasını giyip dolaşma hakkım var mı? Var. Kimse bir şey demez. Yasak değil, kanunen yasak değil, e, ahlaken yasak değil. Bir insan tuttuğu takımın formasını giyip dolaşabilir. Peki Fenerbahçe'nin diyelim ki veya da Galatasaray'ın hoşlanmayan bir başka e, kulübün taraftarlarının üstelik de alkollü biçimde eğlendiği ve veyahut da eğlendiği demeyeyim maçtan çıktığı ve o maçta da haksıza uğradığını düşündüğü bir yerde ben üstünde Galatasaray forması onların arasından geçmeli miyim? Tabii ki beni dövme hakları yok. Ama akılcılık oradan o şekilde geçmeyi gerektirir. Bunun da şeyle alakası yok. Tecavüzle mecavüzle. Yani durduk yerde ortamda yeni bir şey. Ben Benim söylediğim bu kadar basit bir şey. Aynı şeyi Galatasaray'la yapsa aynı şeyi söyler. Bunu bile yanlış anlıyorlar. O yüzden yanlış anlamaya ya da daha doğrusu yanlış anlamaya değil, anlamamaya bu kadar müsait bir konuda konuşmanın hiçbir alemi yok. Çünkü ben diyorum bir, Trabzon bu maç tatil edilmeliydi ve Fenerbahçe lehine 3-0 hükmen galibiyet yazılmalıydı diyoruz. Bunu benden başka diyen var mı? Ben bir de Erman Toroğlu dedi. Bunu, bunu söylemeye cesaret eden başka kimse yok. Diyorum ki sahaya girmeyi hiçbir şey kabul ettiremez. Ne olursa olsun. Ama orada ki olaylar başka bir şey diyorum ben. Yani başka bir şey derken şunu kastediyorum. Ortam o kadar kötü ki selamla bir an önce çık orada. Benim dediğim bu. Tabii ki hakkım. Sabahıra şabanı çağırırsın. Ama Allah korusun işte böyle bir olay çıkıyor nasıl ortaya. Daha da tatsız olabilirdi. Daha da kötü. Oluyor. Söylediğim bu. Vay sen Fener. Niye ben Fenerbahçe şunu kaçayım? Ya benim kadar bu ligi Fenerbahçe ve Galatasaray yüz suyu hürmetine bu lig yaşıyor diyen Galatasaray olmazsa Fenerbahçe olmaz, Fenerbahçe olmazsa Galatasaray olmaz diyen benim kardeşim. Benden başkası değil. Keşke bir yıl Fenerbahçe, bir yıl Galatasaray şampiyon olsa diyen benim. Şey olarak söylüyorum bunu bir kulüp yöneticisi sıfatıyla söyledi, söyleyen benim. Yoksa bana ne kimin şampiyon olduğundan geçmişte söyledim. Yani o yüzden benim Fenerbahçe karşıtlığım falan söz konusu değil. Ama makulü söylüyorum ben. Ben gideyim Fenerbahçelerle, diyelim ki hakemin Fenerbahçe'yi katlettiği bir maçın ardından 100 bin Fenerbahçeler arasına Galatasaray forması gireyim bir de böyle yapayım. O iş mi abi bu? Söylediğim bu. Hani diyen varsa ki Fatih Bey onu yapın, Fatih abi onu yap hiçbir şey olmaz. Belki olmaz. Belki de olur, bilmiyoruz ki. Niye tarihi Tarih diye bir şey var hayatta. Bunun da Serdar Ali Çelikler'in bana söylediğiyle bir alakası yok yani. Boş sokakta yalnız geziyor diye bir kadın tecavüze uğramayı hak eder mi? Biri, bir Çok alakalı bir şey değil bu. Haksız mıyım bilmiyorum. Yani sonuçta şu. Bu futbol söz konusu zaman kimse de akıl makıl kalmıyor. Buna ben de dahil olabilirim. Bak bunu da söylüyorum yani. Ee, artık e, ya, artık o kadar Galatasaray taraftarı saymadım ki kendimi. E, daha makul olduğumu düşünüyorum ama belki de olmuyorumdur. Belki de Ali Koç'un tavrından dolayı kızmışımdır. Onu da bilmiyorum yani. Benim açımdan makul ne söylerseniz söyleyin. Hiçbir şey Kimse dinlemiyor. Herkes içindeki kendi kanına dokulan bir milimetre kare bulsa oradan saldırıyor. O yüzden konuşmayalım diyorum. Çünkü futbol, sporu falan değil Türkiye'de. Fanatizmin başka bir tür haline geliyor. Yok Bey. Bundan sonra sahaya inseler sonucunda yani da şöyle daha şöyle şeyler de olsa Cinayet işlensin futbol sahasında. Diyeceğim. Çünkü iş oraya doğru gidiyor evet. zaten. ki evet. Daha önce oldu. Cinayet işlensin. 100 kişi öldürülse sen bana bunu sorma kardeşim. Çünkü bu artık insanlığın öldüğü bir noktaya gelmiş. Kimse bunun önünü arkasını sağını sonu düşme. Yahu bir hafta önce bütün kulüplere itidalli olun bu iş kötüye gidiyor diyen benim yahu. Ne Galatasaray. Kendi ya aynı fenerler bugün bana küfreden bir kısım bir kısım Fenerbahçeli. Geçen hafta benim Dursun Özbek'le ilgili söylediklerimi birbirlerine tweetle atıyorlardı. Whatsapp grupları da Twitter'da paylaşıyorlardı. E ne oldu? What's the matter? <laughs> ne oldu arkadaşlar? Kendi kulübüme çakınca haksızım da sizin kulübünüze çakmak da değil. Hoşunuza gitmeyen bir cümle buldunuz diye cımbızlayıp kötü mü oldu? Ne oldu? Dursun Özbey'e söylerken bravo bak kendi ikinci başkanı söylüyor diyordunuz. Ne oldu? Geç o yüzden. Bundan sonra bak futbol sahasında bak bu olacak söylüyorum sana. Futbol sahasında adam öldürülse dayı bana sorma. Çünkü aklın, makuliyetin, usun, u izanın bittiği yer olmuş orası artık. Ve bu koca koca kulüplerin, o koca koca başkanları yaptıklarından da şu kadar hicap duymuyorlar. Yani neyse konuşmayacağım. Ya ben onu zaten hiç zannetmiyorum. Bir de yıllardır ben nedensizce futboldan nefret ettim. Sen de taraflarsın ne takım tutarsın diye futbolla alakalıma... hiç alakam yok ama şu an nefretim katlandı. Yani hakikaten nefret ediyorum artık. Yani sporla benim, sporla, sporla mu hiç alakası yok. Yani yok. şöyle söyleyeyim bak. Ben bu sezon başında bir maç seyretmiyordum. İlk defa bu hafta sonunda iki maç seyrettim. Seyretmenin sebebi de şu. İşte dün de anlattım. Arkadaşlarımla beraber iki gün kaçamak tatil yaptık. Ee, ve arkadaşlarımın biri Galatasaraylı, o da eski başkan. Diğer geri kalan hepsi Fenerbahçeli. Ve beraber seyrettik. Ne ben onların camiasını nefret ediyorum ne onlar bizim camiasını nefret ediyorlar. Biz 40 yıllık dostuz pek çoğumuz. Ne oluyoruz yani? Ya, olması gereken de bu değil mi? Beraber zaten? seyrettik hiç. Fazıl Bey bu arada siz Serdar Ali Çelikler dediniz ya. Serdar Ali Çelikler bir de şöyle bir şey söyledi. Dedi ki federasyon başkanı yabancı olsun dedi. Öyle bir tweet mi atmış, öyle bir şey söylemiş ama gördüm onu ben de evet. Bu bana biraz ilginç geldi. Şu yüzden memlekette insan mı yok federasyon başkanı yapabileceğimiz dürüst? Şimdi dürüst insan çok. Ben daha önce de söyledim. Bu şimdi yine bak futbol konuşmayacağız ama yine futbol konuşuyoruz bir ölçüde. Bu futbol federasyonuna oy vermeyin, bunları seçmeyin diye seç, federasyon seçimleri sırasında benim bütün yazılarım ortada. Spor saati programında Bloomberg'de yaptığım söylediklerim ortada. Ben bu, fe, bu adamlar bu federasyonu yönetemezler kardeşim. Bunlar kim futbol federasyonu kim dedim. Bak ben ne diyorum? Ben diyorum ki Aziz Yıldırım olsun federasyon başkanı. Ben diyorum ki Hüsnü Gürel olsun. Ben diyorum ki Faruk Süren olsun. Yani illa bir de Galatasaray aday gösteriyor. Yoksa bana ne? Aziz Yıldırım olsun. Hüsnü Gürel olsun. Bak çok iyi bir federasyon başkanı Hüsnü Gürel. Bazı yanlışlar vardı. Herkes yönetimde yanlışlar yapıyor ama Hüsnü Gürel olsun. Beşiktaşlı, Beşiktaş yönetimi kulluyuz. Şimdi mesele şu. Bu kadar düzgün ve futbolun içinden adamları seçsen bile o Beşiktaşlı, o Galatasaraylı, o Fenerbahçeli, o bilmem neleri, o şuralı, o buralı. Serdar'ın önerisine o yüzden ben katılıyorum. Yabancı olsun kardeşim. <laughs> Çünkü tür şimdi illa bir takım taraftarı olacak. Niye? Çünkü futbolla ve sporla bu kadar ilgilenen birisinin herhangi bir takımın taraftarı olması düşünlemez. Mümkün diye. Bir tak bir takımı tutacak. Hakemler tutmuyor mu? Bu kadar futbol onun tutmuyorum adamlar tutmuyor mu birini. Olacak. E olduğu zaman da insani bir hata da olsa, hatta hiç hata da olmasa, her şey olması gerektiği gibi olsa bile birileri konuşmaya başlayacak. İşte o federle o bilmenleri, o o bulu bil... Ya gidin kardeşim Allah aşkına. O zaman Serdar'ın dediği gibi getirelim bir tane Afrikalı, Ugandalı birisi. Hiç Türkiye'de duymamış olsun. Uganda'da futbolla, mutbolla biraz ilişkisi olmuş olsun. Getirin onu koyun. Serdar doğru söylüyor. Çünkü bir tek o... Ama ona bile derler ki işte o aslında bilmem köyün bilmem nesiydi. O işte Uganda'da iş yapan bilmem ne. Ona bile bir kul takarlar yani. Emin ol ki takarlar. Her şeye ve herkese birisi bir kul tapar. Yani birisi der ki bu işte Selahattin Baki'nin adamıydı. Öbürü der ki yok işte o Galatasaraylı Erden Timur'un bilmem nesiydi falan. Derler yani. Ve iş artık bak ne söylüyorum ben bu haftalardır söylüyorum. İş artık Türkiye'de büyük bir çatışmaya neden olacak boyuta ilerliyor diyorum. Buna değmez diyorum. Ama anlatamıyorum derdi ve anlatamayacağımı da bildiğim için konuşmayalım diyorum. Anlatamazsın kimseye. Ama ben en başında bu federasyonu seçmeyin kardeşim dediğimde herkes bana kızdı. Bütün bugün federasyonu küfreden bütün kulüp başkanları istifa etsin, defolup gitsin diyen kulüp başkanlarının hepsi arkasında saf tutmuşlardı bu federasyonu. Ne oldu kardeşim? Pek meftundunuz bu federasyon başkanına ve bu federasyona. Ne oldu? İlk günden beri bunlardan federasyon, medirasyon olmaz diyen tek kişi benim ya. O zaman biz kötüydük. Çünkü neden? İktidara yaranmak gerekiyor herkes Herkes Reisi Cumhur Hazretleri'nin atadığı adam falan diyordu. Arkasına geçiyorlardı. Ne oldu? Ebu'cum evet, mesele benim iyi olmak kötü olmak. Ben, kötü, ben doğruları söyleyip kötü olmaya razıyım. Ama beni burada dertlendiren şu. Kimse bu işin nereye gittiğini görmek istemiyor. Ya federasyon versin herkese birer şampiyonluk kupası kapatsın. Ama federasyon ki ortada. Federasyonun adı adil olana dair en ufak bir emare yok ki kimsenin aklında. Yani haksızlığa uğrayan da federasyonun adil olmadığını düşünüyor. Haksızlıklar avantaj sağlayan da federasyonun adil olmadığını düşünüyor. Kimse federasyonu iyi mu Federasyona güvenmiyor. Hakemlere de güvenmiyor. Ben de güvenmiyorum. Çünkü bunu bilmiyorlar. Yani ca bir işi bilmeyen için otobüse bindik. Şehirler arası yolculuğa gideceğiz. Lig uzun bir yol ya. Oradan bir örneği Ehliyeti olmayan, daha önce hiç otobüs kullanmamış birisi direksiyona geçerse ve o direksiyona geçen daha önce de başka konularda basiretsizliğini ve beceriksizliğini kanıtladığı için veyahut da yanlış birlerin adamı olduğu kanıtladığı için çeşitli işlerden el çektirilmişiz. sen bunun kullandığı otobüste kendini güvende hisseder Türk futbolu da bir acemi şoförün direkt kumandasında bir yerleri ilerlemeye çalışıyor ve içeride arkada bir grup adam panik içerisinde veya o başkalarını paniğe kaptırmak için veya da şoförü etkilemek için bas bas bağırıyorlar. Türk futbol hali budur. O otobüs şaşkın şoför ve içeridekilerin yarattığı gürültüyle uçurumdan aşağı yuvarlanır. İnşallah başka bir yerlere çarpmadan yuvarlanır. Emin ol ki zaman zaman acaba diyorum bunların başka bir ajandası mı vardı da bu kadar gürültü yapıyorlar diye düşünmüyor da değilim bazen. Ha bir de kastetmiyorum onu da söyleyeyim yani. Bazı evet, spor konusu dışında yine... Evet spor konusunu bir daha açılmamak üzere kapatalım. Bak ne diyorum mesela bundan sonra sahada adam ölse bile kimin haklı olduğu, kimin haksız olduğunu... Ama ben söylüyorum sana. Türkiye'de iş oraya doğru gidiyor. Tahtaya vuralım Allah korusun diyelim ama... Oraya doğru gidiyor. İş oraya doğru gidiyor. 3-5 sorumsuz kulüp başkanı, berbat bir federasyon ve o liyakatsiz federasyonu oraya getirenler sayesinde geldiğimiz nokta ortada. Ve bugün Türkiye'de her şeye karışanlar, her şeye hakkında ahkam kesenler bu olan biten karşısında ağızlarından tek kelime çıkaramıyorlar. Niye? Çünkü seçim var. Ve ne biliyoruz ki hiç kimseye hak ettiği ceza verilemeyecek. Hiç kimse. O kaçıncı? Evet. Ya bir şey söyleyeyim. Son söyleyeyim. Yani işte burada ben yine bahsettim. Hakem yumruklayan adam sözde kulübünün başkanından istifa ediyor. İlk kulüpler birliği toplantısına gidiyor. Ve bütün kulüp başkanları sarılıp şapur şupur öpüyorlar abiciğim. Daha ne olsun bu saatler? Daha ne olsun? Kapattık. Bundan sonra futbol yok. Spor konuşuruz. Okçuluk konuşuruz, tenis konuşuruz, güreş konuşuruz, otomobil... Güreş konuşamayız çok bilmem. Otomobil konuşuruz, ne istiyorsan konuşuruz. Ama futbolla ilgili ağzından bundan sonra kelime alamazsın. Aklın olmadığı yerde ben yokum kardeşim. Bu konuyu sonsuza dek kapattık. Kapatalım diyelim. Fatih Bey yine Türkiye'nin asıl gündemi ekonomi her zaman olduğu gibi. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir açıklama yaptı. Hayat pahalılığı ile mücadelenin önceliklerimizin başında yer aldığı ekonomi programımızı zor şartlarda uygulamayı sürdürüyoruz dedi. Hı hı. Bana ilginç gelen şuydu. Bugün ekonominin zor şartlarda olmasının sebebi NAS politikaları değil miydi? Yok Cumhurbaşkanı haklı. ekonomi zor şart olmasının tek bir sebebi var. CHP zihniyeti, Mustafa Kemal Atatürk dönemi, mevcut anayasa e, Ekonomi bunlardan dolayı kötü. Normalde mesela eğer Cumhuriyet kurulmamış olsaydı, işte Atatürk olmasaydı, işte Cumhuriyet'in uygulamaları olmasaydı, istiklal mahkemeleri falan kurulmamış olsaydı, gene ekonomi çok iyi olacaktı. Ya yani Emre, dalga mı geçiyorsun beni? E, ekonominin niye kötü olduğunu herkes biliyor artık. Yani birkaç emekli amca dışında herkes biliyor. Şimdi mesele şu bak şimdi bu emeklere kızıyoruz ya şimdi. Bu memlekette insanca yaşamanın ne manaya geldiğini bilmeyen bir grup var. Bunların sayısının kaç olduğunu ben bilemem. 100 bin olabilir, 10 bin olabilir, 5 bin olabilir, 100 olabilir. 10 milyon, 20 milyon olabilir. Şimdi bunlar insanca yaşamakla hayatta kalmayı birbirinden ayırt edemiyorlar. Onlar çıkıyorlar televizyonda falan. İnsanın asabını bozan bu şeyler var ya işte. Ya ne var ekonomi çok iyi. 10 bin lira şahane geçiyor. Yani. Ayda bir yıkanırsınız. Hayat boyu dışarıda yemek yemezsiniz. Dışarıda yemek yemeyi anlamsız, hatta manasız ve hatta ayıp bir şey olarak görürsünüz. Evinizde pek de iyi olmayan yemeklerden yemeye alışmışsınız ve bunu çok normal karşılıyorsunuz. Senede bir pantolon, bir gömlek alıyorsunuz ve 40 sene boyunca almış olduğunuz pantolonlardan sağlam kalan 5 tanesinden ceketlerden, gömleklerden 3 tanesinden memnunsunuz ve her gün bunları giyip çıkabiliyorsanız, Bu üzere desenli garip kazaklardan giymeyi de çok e, seviyorsunuz. O kazaklardan biri kahverengi tonlarda, biri 5 tonlarda iki taneniz varsa eğer ve bunu da insanca yaşamak olarak algılıyorsanız köyden, kentten, bir yerden 3 kuruşluk arsayı satarak veya bir yerde bir gecekondu, kondu gece yapıp sonra onu, sonra onu işte imar haflarıyla da legal hale getirip oraya bir de apartman falan da kondurmuşsanız bu gayri insani koşullarda yaşamayı marifet olarak addedip halinizden çok memnun olduğunuzu bas bas bağırabilirsiniz. Ama gelişmiş insan, uygar insan, medeni insan bundan ibaret değildir. Biz bir hükümeti, bir ekonomik durumu eleştirirken medeni insanların yaşama şartlarının sağlanması açısından eleştiriyoruz. Hayatta kalma şartlarının sağlanması açısından bakarsan her iktidar beceri. Her, bu Türkiye'de bugün de her iktidar bunu fazlasıyla becerdi. Bu iktidara gerek yok. Zaten o zaman geçmediğin köprüye de gerek yok. Çünkü o amca tatili de gitmiyor, o amca seyahat de etmiyor. Onu, o, yani köprüde onun bir işi diyor yok ama alkışlamayı seviyor o ayrı. Onun nasıl ödeneceğini, kaç kuşak süreceğini, onun borcunu falan. Şimdi mesele şu, bu tipler durumdan memnunlar. İçlerindeki az birazcık memnuniyetsizliği de ya işte falan diyerek böyle bir boğuntu içerisinde sanki uzaydan gelen birilerinin yarattığı bir kaotik ekonomik ortammış gibi satarsan ama şunu söyleyeyim artık çoğunluk böyle olmadı. Evet bir azınlık tamam aa şahane ne olacak işte önümüze yemimizi koyuyorlar altımızdan pisliğimizi temizliyorlar diyenlerden çok farkı olmuyor onlar. Kusura bakmasın kızacaklar ama ben kızdırmak için söylüyorum onları. Yani bağlanmış bir inek gibi yaşamak insanca yaşamak değildir. Söylemek çalıştığım bu. İnsanca yaşamak talebi o söylemle uyuşmaz. Bizim talebimiz insanca yaşamak. Vatandaşlarımızın insanca yaşaması. Kasıt şu, doğru düzgün beslenecek. Ayda bir, haftada bir, bir gün bir sanatsal etkinliğe tek başına ailece gidecek. Çocuklarına, arkadaşlara sosyalleşebileceği, bir gün bir yerde bir kafede oturup bir kahve içebileceği, bir ne bileyim bir şey yiyebileceği, bir ortam sağlayacaksın. Üniversiteye giden çocuğun cebine insani bir harçlık koyabileceksin. Satın alınabilir bir otomobil sahibi olacaksın. Bir hurdanın değil veyahut da hiç otomobilsiz olmayacaksın. En azından bunları alma umudun veya imkanın olduğunu bileceksin. Bunlardır mutlu eden, zengin yapan, zengin değilse bile insanca yaşatan. İşte bun bunları, bu talepler karşılanmadığı zaman bizim mutlu olmamız mümkün değil. Gelelim beyefendinin söylediğine. Her zaman söylediğim bir kez daha tekrar edeceğim. Türkiye bu saçma sapan politikalara yani faiz nedendir enflasyon sonuç adı altında pazarlanan saçma sapan politikaya geçmezden önce Türkiye'de faiz yüzde %19, enflasyon yüzde %19'tu. Yani enflasyonla eş değer bir faizimiz var. Dolar da işte 4 lira 5 ya 7 lira civarında galiba birdenbire enflasyon sebep, faiz, faiz sebep, enflasyon sonuçtur dendiği anda iş patladı gitti. 6 ay sürseydi belki sıkıntı olmazdı ama bu 3 senedir sürüyor. Ve giderek de etkisini ağırlaştırarak insanları artık aç kalmasına kalmasa vererek. Analar, babalar çocuklarının okul çantasına bir sandviç koyamıyorlar. Yaşlı başlı insanlar market çöplerinden gıda maddesi ayırıştırmaya çalışıyorlar. Hastanelerde kuyruklar var. Onu da başka bir gün anlatırız. İlaç alamıyorlar. İlaç için giderek artan miktarda fark ödemek insanlarda cebine dokunmaya başladı. Bütün bunları koyduğun zaman beklenti şuydu herkeste yıllarca. Ya AK Parti daha önce iyileştirdi ekonomiyi, yine iyileştirirler. Fakat bu bir sene olunca iyileştirirler. İki sene olunca iyileştirebilecekler mi? Üç sene olunca galiba iyileştiremeyecekler. Dört sene olunca bunlar kim ekonomiyi iyileştirmek kim? Şimdi onun bir öncesindeki aşamadayız. Ya Galiba bunları beceremeyecek aşamasındayız. Şey son umut. Mehmet Şimşek. Ne beliriyor? Biraz patinaj çekiyor, biraz ilerliyor, biraz daha patinaj çekiyor. Ee, Patinajın niye çekildiğini de e, biliyoruz. Şimdi tüm bunları üste koyduğun zaman artık bu tutan bir söylem olmaktan giderek uzaklaşıyor. Yarın öbür gün yani ne diyor Şimşek? Temmuz ayında şu olacak, bu olacak falan filan. E Eylülde olacaktı olmadı. Ocakta olacaktı olmadı. Hadi şimdi seçim bahane. Seçimden sonra olacaktı olmadı. Olursa eğer hiçbir inancızda kalmadı şimdi. Olursa olsun görüş Bey seçim dediniz ya. Seçime kadar neyi tutuyorlar? Yani tam bir, bir para harcandığını biliyoruz. Bir seçim Seçime kadar var. tuttukları şu Emreciğim yani e, bu gizli bir şey değil. Merkez bankasının hesaplarına baktığı zaman görüyorsunuz zaten. Merkez bankası son bir ay içerisinde 20 milyar dolar para satmış. Bu parayı alanlar da sen ben değiliz muhtemelen. Niye? Çünkü yani sen ben değiliz derken orta halli veya ortanın altı halli vatandaş değil. Bu parayı alanlar da Türkiye'nin varlıklı kesimleri veya belki de dışarıdan birileri alıyor e, bu paraları. 20 milyar dolar şu, şu anlama geliyor. Dövizin, döviz fiyatlarının seçim öncesi hızla artmasını ya da beklenenden daha fazla artmasını, değil miyim, 35 lirayı geçmemesini sağlamak için bu parayı satıyorlar. Ama sonsuza yani Ankara'da bir yerde külliyenin altında, Balgat'ta, Etimeskut'ta e, herhangi bir bilmediğimiz yerde eğer bir dolar matbaası kurmadılarsa sürekli 20 milyar dolar satarak yaşayamazlar. E şimdi bunların niyetinin ne olduğunu ben seziyorum. Biraz daha böyle giderim. Sonra yazın turist dövizleri gelmeye başlayacak. Oradan da biraz gideriz falan filan ama bu sarmal kolay çıkılabilir bir şey değil. Ve siz sattıkça üstünüze gelecektir Çünkü bu paraları alanlar için 20 milyar da bir para marada değil yani. Trilyon dolarlık fonlardan, zirilyon dolarlık şirketlerden bahsediyoruz. O yüzden sürdürülebilir gibi görünmüyor. Lafta bir yere kadar. İşte artık o lafların sonuna geldi yani. Fatih Bey, ekonomi dışında yine yorumluyor programlarında sıkça bahsettiğimiz Murat Kurum. Hı hı. Cüneyt Özdemir'in programına katıldı ve Cüneyt Özdemir de Murat Kurum'a şunu sordu. Biliyorsunuz bir Kanal İstanbul konusu var. Hı hı. Bir taraftan o yapılırken Murat Kurum bizim gündemimizde yok diyor. Evet. Ama arka planda ihaleleri devam ediyor, işler devam ediyor. Cüneyt Özdemir dedi ki yarın bir gün İBB başkanı siz seçildiniz, Cumhurbaşkanı da Kanal İstanbul'u yapalım dedi. Siz de bir dakika Sayın Cumhurbaşkanım bizim başka önceliklerimiz var der misiniz? Murat Kurum da şöyle dedi, derim tabii zaten Sayın Cumhurbaşkanımız böyle düşünen birisi. Yani ben bence öyle düşünen birisi olduğunu zannetmiyorum. Murat Kurum da zaten böyle bir şey diyemez. Diyemediğini geçmiş örneklerden de biliyoruz. E, Murat Kurum'un Cumhurbaşkanının yaptığı, yapmayı düşündüğü, planladığı, kafasında olan, kararını verdiği, hatta kararını başkalarına söylediği konularda da bilgi sahibi olamayabileceğini zaten ee, hatırlayacaksın AK Parti'nin yapacağı bir toplantı vardı, aday tanıtım toplantısı galiba değil mi, öyle hatırlıyorum ben. Onun tarihini de bilmiyordu mesela, başka bir günü almışlar. Efendim düzeltti Murat Kurum, ee, yok yok öyle değil biz onun de, günü değiştirdik dedi. Yani hani biz sana bilgi verme ihtiyacı sen bu konulara karışma der e, tonu içerisinde. Muhtemelen e, Cumhurbaşkanı Erdoğan gözünde de Murat Kurum hani şey diyecek hali yok Erdoğan'ın. E, Muratcığım ya bu Kanal İstanbul'u yapacağız, sen edersin yapalım mı, yapmayalım mı? Efendim yapmayalım bence. Şu anda şu aşamada doğru olmaz. Ha peki Murat'çım vallahi ben de bunu hiç düşünmemiştim. İyi ki söyledin mi diyecek yani. ulaşım Bakanı'nda havam devamı ihale yapıyor bu Kanal İstanbul. Yok üstünden, köprü altından bilmem ne falan filan. Yok işte girişindeki alan taraması. Falan. E, bunlar niye? Yani sen inanıyor musun? Gerçi geçenlerde Aydın Aydıın yap becerdi bunu biliyorsun değil mi? İşte şey kararı almışlardı. tarım alanlarından kömür madeni çıkarma kararı almış. Aydın Aydıın bir telefonla bunu değiştirebildi. Murat Kurum da yapabilir mi? Bilmiyorum. Aydın Ayaydın kadar cesur mu? Onu da bilmiyorum. Ama seçim olmasaydı olur muydu? Soru işlerdir. Aydın Ayaydın aday olmasaydı bu talebi dinlenir miydi? Onu da bilmiyoruz. Hakikaten ne kadar ve nereye kadar dinlendi onu da bilmiyoruz ama yani ben Murat Kurum'un bu dini yapabileceğini zannetmiyorum. Büyük ihtimalle kendisi de etmiyor e, zaten. Bu arada Cüneyt İnçel'e yaptığı program da güzel programdı. Murat Kurum'la yaptığı programda güzel programdı. Yani genel olarak çok üstüne gitmedi Murat Kurum'un. Gitmesi de şart değil. Yani illa adaylara gidip sıkışacaksa diye bir şey yok. Sonuçta Murat Kurum da belediye başkanlığı yapmadığı için ancak TOKİ yönetimindeki tavrıyla eleştirebilir ki Cüneyt de bunu söyledi kendisine. Ee, bizim programa katılan pek çok baş, e, rakip belediye başkanlığını söylediği gibi dedi ki 25 senedir niye yapmadınız madem? Murat Kurum şey dedi biliyorsun seyretmişsindir herhalde. Murat Kurum dedi ki işte biz şu kadar konut yapacağız. İşte İstanbul depreme hazırlıklı değil dedi. Cüneyt de gayet haklı olarak dedi ki e, 25 yıldır İstanbul'u yönettiniz, 22 yıldır da iktidarsınız, niye hazırlamadınız dedi. E, Murat Kurum orada e, biraz şey yaptı. Zaten sonra Cüneyt de herhalde Murat Kurum'u fazla yüzünü fark etmiş olmalı ki sonra da şöyle bir şey e, söyledi. E, duydum mu bilmiyorum. İşte Murat Bey gayet kibardı programdan sonra Ekrem İmamoğlu hemen çekip giderken e, Murat Kurum e, elimizi sıktı e, falan dedi. Ekrem İmamoğlu bizim programdan sonra da hemen gitti galiba değil mi? Bir, bir açılışı vardı. Bartolomeos'ta mı buluşacak tamam, bir muazzam, şey vardı. Tamam yoğun bir takvim Çok yani. yo yoğundu. Biz, bize de kahve içmedi. Bizim bize kahve de ısmarlamadı galiba. Biz mi? içtik Fatih Bey. İçtidin siz, ben, ben içmedim valla. Kahve <laughs> mavi de içmedim ben. <laughs> siz, siz, siz programı yaparken biz içtik valla. Evet. Biz içmedik. <laughs> Bu arada şey Murat Bey'le kahve içmiş. Ekrem Bey'le sadece el sıkışabilmiş. Hı <laughs> -hı. Ha öyle söyledi değil mi? Evet. 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 Herhalde Ekrem Bey'in programı daha mı yoğundu acaba? Ben öyle zannediyorum. Hatta biz şey bizim program biraz uzadığı için diğer programına bir geç kaldı vesaire. Geçikmişler, zor yetiştiler galiba. Evet. Apar gittiler. Evet. Fatih Bey birkaç gün gündemimizi işgal etti ama bugünlerde pek konuşulmuyor. Eylem tok ve oldu. Evet. Amerika'da keyifleri yerinde. İade bir edilmezler. Zannediyorum edilmeyecekler Şöyle çünkü... Yani eylemanın Türk vatandaşıysa ve Amerikan vatandaşı geçmediyse büyük ihtimalle Amerika'daki oturma süresi, pasaportunda belli bir süre vardır. Ne kadar, yılda 180 gün mü, 3, kaç gün bilmiyorum e, ona verilen süre. O süreyi doldurunca Amerikan makamları kendisini deporte ederler. Türkiye'ye deporte ederlerse gelir e, burada yargılanır. Ama oğlu Amerikan vatandaşı ise eğer onu asla deporte etmezler, e, o iade etmezler, kalır orada. Şimdi tam da dediğinizi destekler <laughs> bir şey. Pardon efendim, şöyle Söyle. Ee, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir açıklama yaptı. Dedi ki ABD makamları sen yabancı ülkede bir yabancıya karşı suç işledin. Benim vatandaşımsın. Dolayısıyla seni benim kanunuma göre yargılayacağım diyebilir dedi. Diyebilir ama bence onu da demeyecektir. Ee, Türkiye'nin yaptığı başvuru ne yönde Türkiye bunu ne hangi ciddiyede takip ediyor bilmiyorum ama e, bunu yapmaya da Amerika'nın hakkı var. Ee, uluslararası hukuk gereği kendi vatandaşım, sen iddianamemiz, dosyasını bana yolla. Ben kendi kanunlarına göre yargılayacağım diyebilir. Tabii şunu da söyleyeyim. O çocuğun Timur Cihan Timur değil mi adı? O çocuğun Amerika'da yargılanması aslında hakiki bir yargılama olacaksa daha iyi olabilir. Evet. Hı. Türkiye'de yargılansa diye yer 6 aya kalmaz dışarı çıkardı. Amerika'da ise çok ciddi bir ceza alabilir. Eğer buradan dosya güzel bir tekmil bir dosya yollanırsa oraya Amerika'da alacağı ceza sonrasında ya ben Türkiye'ye dönmek istiyorum diyebilir yani. Ama ben orada da yargılanacağını pek... Aynen çok zayıf bir ihtimal görüyorum. Pek düşünmüyorum. Bir şey daha söyleyeyim bak bu konularda geçenlerde çok büyük bir rezayetin haberi çıktı izledim mi bilmiyorum. Ee, yıllar önce bunlar 15 sene e veya 18 sene önce bir cinayete karışan birisi aynen bu Timur Cihan Timur gibi yurt dışına kaçmıştı. Cinayet zaman aşımına uğradıktan sonra zaman aşımının süresi dolunca gelmiş. Davullu zurna da düğün de yapmış, evlenmiş. Allah mutsuz etsin inşallah. O şartlarda da zaman aşımı geçerli oluyor yani, Kardeşim? Her suçun farklı zaman aşımı süreleri var. Dur, biz de şimdi bu tarz insanların aklına zorlayış şeyin aklına karşı. Yok onlar bizden oldu. daha bile merak etmeyin ne olduğunu. Fatih Bey yine Özgür Özel de bir açıklama yaptı. Onu da hemen araya ekleyeyim. Özgür Özel şöyle bir şey dedi. Şimdi Erdoğan Fatih Erbakan'ın oğluna dolandırıcı ve zübük diyor dedi dün met ettiğine bugün hakaret edenden dün yol yürüdüğüne bugün iftira atandan bir şey olmaz dedi. Bunu da şu yüzden soruyorum. Bu siyasetten bir mevzu mu gerçekten? Zaten Zannisi? zaten yani dün yan yana yürüdüğüne bugün başka bir şey diyebiliyorlar. Dün ip attığına bugün yan siyaset yana bu olabiliyorlar. Siyaset bu zaten yani Türkiye'de siyaset bu. Yani ilke ilkeler bazında yapılmadığı için siyaset zaten e, bu. Ama şunu da söyleyeyim. Yani, CHP de bundan çok dışarıda e, değil yani. Yani siyaset biraz böyle bir şey yani. Arkadan e, dolaşmak, ihanet etmek ilkelerinden sürekli tornistan yapmak siyaset biraz da ne yazık ki böyle bir şey olarak algılanıyor e, bu çekinceye ilk Çağ filozofları her zaman da den, daha doğrusu bu duruma ilk Çağ filozofları her zaman dikkate çekmişlerdi siyasette sonunda işler bir şekilde buraya dönüp gelebilir herkes birbirine bunu yapar yani ya ben de bir... şimdi yani öyle baktığın zaman mesela evet tutarsızlıktır belki ama dün genel başkanım, genel başkanım genel başkanım genel başkanım senden daha iyi aday olmaz genel başkanım dediğine de yarın öbür gün Bayrak açmakta aynı kapsama o kadar ilkesizlik olmasa bile alınabilir yani. ya Ben de aynı şeyi düşündüğüm için yani CHP de çok farklı değil. Diğer partiler de yani çok farklı Türkiye'de değil. siyaset böyle bir şey. Dünyada da biraz böyle bir şey. Faruk Bey şimdi dinden insanları ben çoğu şeyle soğuttuklarını düşünüyorum Türkiye'de. Evet. Bunları kendileri söyler yani. Değil sayısında artış var, ateist sayısında artış var diye kendileri söylüyorlar. Şimdi siz köşe yazınızda bir yazı yazdınız. Selçuk Bileyim. Üniversitesi. Evet, evet, en, 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 evet, evet. evet. O konuyu da biraz burada açabilirseniz. Yani... Aa, hemen söyleyeyim. Ee, Selçuk Üniversitesi'nde biliyorsun bütün üniversiteler olduğu gibi bir, bir yemekhane var. Ve bu yemekhanede öğrencilere neredeyse bedavaya yakın bir fiyat, çok ucuz fiyatta yemek veriliyor. Devletin öğrencilere sağlamış olduğu bir imkan bu. Çok da iyi bir imkan. Çünkü öğrencilerin biliyoruz ki aileleri çoğunun e, orta hal ve altında fakir fukara aileler zor okutuyorlar çocuklarını. Bir de yemek parası falan zor. Yani çünkü orada en azından günde bir iki öğününü e, ucuza getiriyorlar. Şimdi Selçuk Üniversitesi rektörü olacak kişi adı nedir bilmiyorum ve ilgilenmiyorum da. Yani adı falan ilgi alımda değil. Makamı ilgi alımda rektörlük koltuğuna oturtulmuş kişi Ramazan nedeniyle okul yemekhanesini öğlenleri kapattırıyor. Kardeşim. Bir, burası bir layık ülke. Yani kimsenin inancına karışamayız. Ve devlet bütün inançlara karşı ve bütün inançsızlıklara karşı eşit mesafede olmak durumunda. Bu birincisi. Sen senin vatandaşlarının %99.9'u niye ise bilmiyoruz. Peki o zaman bunca deist nerede? Veya bunca ateist nerede? Peki De onların dediği doğru. %99.9 Müslüman var. O geri kalan 0.1 Müslüman olmayan, inanmayan veya Müslüman olup da ibadetlerini getirmeyenin hakkına tecavüz edemez. O yemekhanede porsiyonu azaltırsın. Dersin ki işte biz oruçtanlar çok olduğu için günde 300 porsiyon çıkartıyoruz. Yetmez serdiği için 400 çıkartırsın. Ama yemeği iptal edemezsin. Suçtur. Devletin kurallarına, anayasaya karşı işlenmiş suçtur bu. Yani herkese şey diyorlar ya halkı kim ve düşmanlığa tahrikin açıkçasıdır inanmayanları ya da ibadet etmeyenleri devletin devlete karşı galeyana getirmektir bu. Çünkü öğrenciler gerçekten mağdur. Adam mecbur muyum ya ben diyor. Bir, mecbur muyum oruç tutmaya? İki, sağlığım elverişsiz oruç tutamıyorum. Üç, ben Müslüman değilim, oruç tutmak zorunda da değilim. Ben Müslümanım ama ibadet etmiyorum. Sana ne? Mecbur muyum? Yani sen de mesela çalmak yasak, çalıyorsun kardeşim. Taciz etmek yasak, tacizlik yapıyorsun. Değil mi? Bir sana şey yapıyor muyuz? <laughs> Bulsak yer yapacağız da. <laughs> Odunla da Neyse. Sonuçta karışamazsın. Kardeşim. Sana ne? İbadet eder etmez. O yüzden bu yaygın da yani. Şimdi Selçuk o başka üniversitelerde vardır. Yani Selçuk Üniversitesi öğrencileri bana ulaştıkları için ben konuya vakıfım. Ama başka yerlerde de vardır bu. Hiçbir rektörün buna hakkı yok. Milli Eğitim Bakanı buna el koymak zorunda. Koyar mı? Ha ha. Ha 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 hayatta koymaz da biz yine de söylemiş ve tarihe not düşmüş olalım. Belki devlet içerisinde hala aklı başında kalmış bir iki kişi vardır da o rektör hani temize çekilince rektör olacak kişiye bir telefon açıp beyefendi bu karardan caysın diyor derler. Beyefendi böyle bir şey söylemesi gerek yok çünkü rektörün açıp da beyefendi böyle bir şey dediniz mi diyecek yok o yüzden korkutsunlar onu. Bence anca zaten şu an işe yarayacak tek, tek şey bu evet. Her yerde. Her yerde. Çünkü biliyorsunuz kanun çıkıyor, bir gün duruyor, ertesi gün evet. kanun demeyeyim de Cumhurbaşkanlığı kararına. Cumhurbaşkanlığı kararı. Fatih Bey, araya sıkıştırayım ve sorayım. Eten büyük ışık. Ha evet, bugün e, Eten Bey'le konuştuk. Sen de paylaştım e, onu doğru söylüyorsun. Biliyorsun burada Eten büyük, büyük ışık Paşa ile bir program yaptık. Oğlu İzmir'de vahşi diyebileceğimiz bir cinayete kurban gitmişti. Sırtına demirle e, vurularak ağır yaralanmış. Kaburgalara, akciğerine saplanmış ve çocukcaz e, bir inşaat alanında ölüme terk edilmişti ve hayatını kaybetmişti. Daha sonra da bölgedeki e, bir takım e, ne diyeyim polis müdürlerinin iddiaya göre bir takım polis müdürlerinin de katkısıyla e, şey yapılmıştı cinayet örtbas edilmişti e, diyebiliriz. Paşa da yıllardır bu işin peşindeydi. Biz de burada paşayı konuk ettik bir mikrofon uzattık kendisine ve o da yaşadıklarını anlattı. Sağ olsun Adalet Bakanı Tunç. Ethem Paşa'yı aradı, konuyla ilgili bilgi aldı, dosyayı detaylı inceledi ve dün itibariyle bu konu artık başka bir boyuta taşındı. Kanun yararına bozma Yargıtay tarafından kabul edildi ve bu dosya yeniden açıldı. Soruşturma tekrar yapılacak, yargılama yenilecek. Belki bu sefer e, adalet bir şekilde tecelli eder diye bir umut belirdi içimizde. Bunu da izleyicilere duyurmuş olayım. Umarım adalet yerini bulur Fatih Bey. İnşallah. Fatih Bey, son sorum. Sizin de Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışmışlığınız olduğu için evet. geçmişte. Ali Silmen. Evet. Ali abi. Vefat etmiş. Tanır mıydınız diye sormuştuk. Ee, Ali Silmen vefat edilmiş. 3 gün oldu. Ee, değil mi? Evet. Ee, tanırdım tabii ki. Ali abi çok eski tanırım ben. O da benimle aynı okuldandır. Galatasaray Lisesi'nde. Ben okul deyince genelde liseyi... Biliyorsun hatırlıyorum. E, Mektebi Sultani'dendir e, Ali abi. E, Cumhuriyeti biz yıllarca beraber çalıştık. E, ben Cumhuriyet'te başladığımda Ali abi hapisteydi. Biliyor musun? Hiç bilmiyorum. Ha. O zamanlar Barış Davası diye bir dava vardı. Utanç verici bir davadır. 12 Eylül rejiminin açmış olduğu e, ve Türkiye'nin aydınlarını toparlayıp içeri attığı bir davadır onun içeri atılmasıyla ilgili olanlarak bilir bir kişi raporunu hazırlayan akademisyenlerin rezilliğinden tut, sonrasındaki süreçteki olaylar bu dava da yaklaşık 12 sene falan sürdü diye e, hatırlıyorum 1990'ların ortasına kadar falan geldi neredeyse sonrasında da işte kapatıldı işte berat, herkes beraat etti e, davada ben Ala abi'yi daha önceden bilmekle beraber yakınlığımız bu dava sürecine ve sonrasına e, uzanır. Ali abi o zaman e, Nur içinde yazsın Ali Silmen o zaman Samim Lütfü adı ile cezaevinden yazılar yazardı. Ve şahane yazılardı. Yani şöyle söyleyeyim hatta ben bunu Ali abiye zaman zaman takıldım. Ali abi Samim Lütfü yazıları Ali Silmen yazıları daha iyi, iyi diye. O cezaevinden yolda yazılarda belki o konum itibariyle başka bir lezzet var dediğim için. Ali abi çok renkli, çok tatlı bir adamdı. Yani mesela hiç çaktırmadan çok değişik bir gurme tarafı vardı böyle. Lokanta, restoran falan e, yazardı. Çok spor severdi, müthiş bir Galatasaraylıydı. E, kendisi de spor yapmayı çok severdi. Ben Cumhuriyet'te çalıştığım dönemde, Ali abiyle hemen hemen her hafta basket maçı yapardık. Yani bir ufak bir ekip kurup grup. E, da kimin de hatırlamıyorum, bir okulun spor salonunda e, basket maçı yapardık. E, sonra ben şeyden ayrıldıktan sonra e, Cumhuriyet'ten Ali abi beni arardı. Fatih hadi maça falan derdi. Biz buluşur yine basket oynardık Veya Galatasaray maçlarına beraber e, giderdik. Çok yani çok tatlı bir adamdı. Ali abi şeydir. E, Sadi Işılay'ın da e, aynı zamanda torunudur. E, ailenin başka e, üyeleri de benim e, dostum, arkadaşım, tanıdığımdır e, pek çoğu. Hatta Ali abinin ölümünü duyar duymaz e, ben e, Yavuz ya e, başsağlığı e, dedim hemen. Çok tatlı adamdı Ali abi. Son yılları 85 yaşında genç e, bilmiyorsam. Son yıllarında çok ciddi e, bir e, ne diyeyim e, zorlu hastalık süreçleri geçirdi. Epeydir de e, rahatsızdı. Mekanı cennet olsun derler. Mekanı cennet olsun ya. Yani. Çok e, iyi bir adamdı. İyi kalpli bir adamdı. Yani Karıncayı incitmeyen tipler vardır ya öyleydi. Yumuşak, hoş sohbet, tatlı bir adamdı. Nur içinde yatsın. İyi bir adamdı diyerek... Bitirelim öyleyse Fazıl Bey. Bugün çok uzatmayalım. insanları da vakitlerini fazla almayalım gündemsiz bir günde. Herkese mutlu, güzel, keyifli bir gün dileyelim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.